Kanal 15 Haber Merkezi'nden herkese mutlu akşamlar. Bugün takvimlerimiz 30 Ağustos 2023 Çarşamba'yı gösteriyor. Kanal 15 Haber Merkezi tarafından hazırlanan bölgemizden günün gelişmelerini sizler için derlediğimiz haber bülteniyle karşınızdayım. Burdur'un Bucak ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Tören sonrası ilçe protokolü şehit mezarlarını ziyaret etti. Burdur'un Bucak ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü törenle kutlandı. Bugün saat 9'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma törenine ilçe kaymakamı Erol Tanrıkulu, belediye başkanı Emrullah Ünal, başsavcı vekili Mahmut Altınay, ilçe jandarma komutanı jandarma Teğmen Alperen Çatlı, ilçe emniyet müdür vekili Zülfü Gülgen, askerlik şubesi başkanı Asteğmen Şevki Pala, askeri erkan, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve muhtarlar katıldı. İlçe kaymakamı Erol Tanrıkulu ve belediye başkanı Emrullah Ünal tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törende konuşma yapan ilçe jandarma komutanı jandarma Teğmen Alperen Çatlı, bugün asil Türk milletinin kahraman ordusunun en şanlı zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümüdür. Bu kutlu zaferimizin değerini gelecek nesillere aktarmanın en doğru ifadesi İstiklal Marşımızın 6. kıtasıdır dedi. Bugün asil Türk milletinin ve onun bağrından çıkan hem kahraman hem gazi Türk ordusunun en şanlı zaferlerinden birisi olan 30 Ağustos zaferinin 101. yıl dönümüdür. Bu zafer Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 1683 2. Viyana hezimetinden sonra kademeli olarak geri çekilen Türk ordusunun 300 yıl sonra savunmadan taarruza geçerek başarıyla sonuçlanan ve ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, taarruz emrinin verildiği tarihi zaferidir. Bu zafer dönemin büyük güçlerinin sömürgesi olmuş, açlık, sefalet ve cehalete mahkum edilen Türk ve İslam coğrafyasının tüm ümitler bitti dendiği anda içlerine bahar getiren, ruh getiren, umut getiren bir zaferidir. Bu zafer 9 Eylül'de İzmir'e yaralı vaziyette girerek Konak Meydanı'na Türk sancağını diken Yüzbaşı Şerafettin İzmirli'ye İzmir Fatihi Büyük Türk Hanı Timur Han'ın yıllarca saklanan kılıcının Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından armağan edildiği zaferdir. Bu zafer başaramazlar, bir avuçlar, çaresizler, teknik imkanları yok. Biz her şeyi ve herkesi satın aldık safsatası içerisinde zafer sarhoşluğu yaşayanların tekniklerinin yıkıldığı, paralarının, teknolojilerinin gücünün yetmediği, askeri matematikte bilmedikleri denklemlerle tanıştığı, hesaplarının tutmadığı ve sonunda geldikleri gibi gittikleri ama giderken de eksilerek gittikleri, yüzme bilmeyenlerin hayata tutunamadığı, küçümsedikleri Türk'ün vicdanına sığınarak hayatta kaldıkları ve geri kalan ömürlerinde bu unutamadıkları dersi yaşadıkları bir zaferdir. Bu kutlu zaferimizin değerinin gelecek nesillere aktarmanın en doğru ifadesi İstiklal Marşımızın 6. kıtasıdır. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenin ardından Kaymakam Erol Tanrıkulu, Belediye Başkanı Emrullah Ünal ve Başsavcı Vekili Mahmut Altınay, Bucak İlçe Kaymakamlığı'nda düzenlenen resepsiyonda tebrikleri kabul etti. Hakimler ve savcılar, İktidar Partisi İlçe Başkanı, Anı Muharebet Partisi İlçe Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan siyasi partiler İlçe Başkanları, İlçe kurum müdürleri. Daha sonra protokol üyeleri Çavuşlar Mezarlığı ve Hacı Sarılar Mezarlığı'nda bulunan şehit mezarlarını ziyaret etti. Ziyaretlerde şehit mezarlarına karanfil bırakıldı, dua edildi. Son olarak Bucak Şehitliği ziyaret edildi. Protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı ve şehitler için dua etti.
ilçe müftülüğü imam hatiplerinden Ethem Özkan tarafından Kur'an-ı Kerim okunması ve ilçe müftüsü İbrahim Keser tarafından dua edilmesiyle program sona erdi. Okunmuş olan ayeti kerimeleri dergah-ı uluhiyetine kabullerin en güzellesen makbul eyle Allah'ım. Okumuş olduğumuz ayet-i kerimelerden hasıl olan ecir ve sevapları öncelikle iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri'nin ruhu tayyibelerine arz eyledik. Sen haberdar eyle Allah'ım. Ya ilahe alemin, şu anda Peygamber Efendimiz'in buyurduğu gibi kabirleri, şehit kabirlerini ziyarete geldik, ahireti hatırlamaya geldik. Yapmış olduğumuz bu kabir ziyaretlerini dergah-ı uluhiyetine kabul eyle. Kabirlerimizi ziyaret ederken Kur'an ayetlerini tilavet ettik. Okunmuş olan Kur'an ayetlerini dergah-ı uluhiyetine en güzel bir şekilde makbul eyle. Okunmuş olan ayet-i kerimelerden hasıl olan ecir ve sevapları öncelikle iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin ruhu tayyibelerine arz eyledik. Sen haberdar eyle. Burdur Valisi Türker Öksüz ve Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla birer kutlama mesajı yayımladı. Şimdi de bu mesajlara yer veriyoruz bültenimizde. Burdur Valisi Türker Öksüz 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Vali Öksüz mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde şanlı ordumuz ve aziz milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığıyla kazandığımız büyük zaferin 101. yıl dönümünü kutlamanın gururu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kazanılan bu şanlı zafer, bağımsız ve hür olarak yaşama iradesini ortaya koyan milletimizin tarihindeki en önemli kilometre taşlarından biri olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri burada atılmıştır. Tarihten silinmek istenen bir milletin ordusuyla, toplumun tüm fertleriyle topyekün bir direniş göstererek kazandığı, tarihin kaydettiği ender zaferlerden biri olan 30 Ağustos zaferi dünya tarihine altın harflerle yazılmıştır. Her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu olan 30 Ağustos zaferi önemli bir askeri başarı olmanın yanında milletimizin eşsiz kahramanlığının, her daim var olan güçlü birlik ve beraberliğimizin, sarsılmaz vatan sevgimizin, istiklal ve istikbale olan düşkünlüğümüzün unutulmaz sembolüdür. Bugün bizlere düşen bu eşsiz zaferin ardından kurulan cumhuriyetimize, ecdadımızdan bizlere emanet olan vatanımıza aynı şuur ve ruhla birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmak, ülkemizi her alanda en üst seviyelere taşımaktır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin, Burdurlu hemşerilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanları uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun dedi. Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, 30 Ağustos Zaferi'nin 101. yılı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Yusuf Keyik mesajında 1922 yılında 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk Başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi tarihimizin en önemli başarılarından biridir. 30 Ağustos, ulusumuzu esir etmek isteyen emperyalist güçlere karşı toplumun tüm kesimlerinin bir araya geldiği, yan yana, omuz omuza mücadele vererek zafer destanının yazıldığı gündür. Türk milletini güçlü kılan işte bu yurt sevgisi, birlik ve beraberliğidir. Ecdadımız bize şanlı bir tarih ve bağımsız bir ülke bırakmıştır. O dönemin şartlarında askeri kuvvetlerimizden kat kat üstün bir ordu karşısında kazanılan Başkomutanlık savaşıyla milletimiz birlik ve beraberliğinden, hürriyet ve istiklalinden en zor koşullarda dahi vazgeçmeyeceğini adeta tüm dünyaya haykırmıştır. Milletçe sahip olduğumuz vatan sevgisi ve hürriyet aşkı dün olduğu gibi bugün de Mehmetçiğimizin kahramanlık ve cesaretinde vücut bulacaktır. Cumhuriyetimizin temellerinde yer alan bu ruh ve şuur her zaman canlı kalarak yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Bu vesileyle 30 Ağustos zaferinin 101. yıl dönümünde bu güzel ülkeyi bizlere miras bırakan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bu toprakları vatan yapan, vatanı ve bayrağı uğruna seve seve canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum dedi.
tarihi değeri ve yaşanmışlığı bulunan eşyaları meraklılarıyla buluşturan Eskici Baba lakaplı Hüseyin Genç, şimdi ise eski eşyaları boyama sanatıyla buluşturup geri dönüşüm hizmeti veriyor. Geçmişte kullanılan, yıpranan ve ömrünü tamamlama aşamasına gelen eşyalar, günümüzde tarih sevdalısı Hüseyin Genç ve Kadir Erkin maharetli elleriyle yeniden kullanılabilir hale geliyor. Tarihi değeri bulunan eşyaları meraklılarıyla buluşturan Eskici Baba lakaplı Hüseyin Genç, bunun yanı sıra evinin birinci katında tarihi eşyalardan oluşturduğu koleksiyonla kültürevi hizmeti de veriyor. Şirin işletmesinde eski eşya satışıyla hizmet veren Eskici Baba, şimdi ise eski eşyaları boyama sanatıyla buluşturup geri dönüşüm odaklı hizmet veriyor. Tarihi eşyalara ilgi duyan vatandaşlara küçük ve şirin işletmesinde hizmet veren Hüseyin Genç, eski eşyalara duyduğu merakı ve 40 yıldır derleyip topladığı koleksiyonu hakkında Kanal 15 mikrofonuna konuştu. Hüseyin Genç, dükkanımızda genellikle nostaljik ürünler, bakır kaplar ve eskiden geleneksel olarak kullanılan eşyalar bulunuyor. Son zamanlarda boyama sanatına başladık. Geçmişte insanlığa hizmet etmiş eserleri boyayıp, desenler çizip, yeniden kullanılabilir hale getiriyoruz. Evinde eski eşyası bulunan, onlara yeni bir görünüm kazandırmak isteyen vatandaşlara da işletmemize bekliyoruz dedi. Dükkanımızda genellikle nostaljik, retro, vintage ürünlerimiz var. Bunun yanında gördüğünüz gibi bakır kaplarımız var. Eskide geleneksel olarak kullandığımız, geçmişten gelen hatıralarımız var. Fakat son zamanda daha güzeli burada bir Kadir abimizle beraber bir boyama sanatına başladık. Geçmişe insanlığa hizmet etmiş bu güzel eserler şimdi gelin gibi süslüyoruz. Bir kenara atılmış, kenarlarda unutulmuş bu kabakları, testileri, vazoları bunları tekrar yeniden boyayarak yine baş köşede yerini alması için çalışmalar yapıyoruz. Örneğin bir kuş yuvası yaptık. Yani hepsini böyle güzel bir sanatımızın gelişmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bunun yanında bazı belediyelerden geldiler kültür evi açmak için. Onlara danışmanlık hizmeti veriyoruz. Onlar için ürünler tedarik etmeye çalışıyoruz. Örneğin Kızılkaya Belediyesi bu konuda çok güzel bir kent müzesi açtı. Onları da tebrik ediyorum buradan. Onlara danışmanlık hizmetleri verdik ve mutluyuz. Bize bu şekilde yardıma gelen herkese ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti vermeye de hazırız. Çok güzel düğmelerden yapılmış olan bir vazomuz var. Eskiden işte annelerimiz böyle kopan düğmeler atılmasın diye biriktirirlerdi. Bu biriktirilen düğmeleri bir vazonun etrafında topladık. Bu emek Kadir abimiz çok güzel bir sanatıyla bunu boyadı ve çok güzel bir hale geldi. Geçmişteki hiçbir şeyi atmamak, yani geri dönüşümü sağlamak buradaki bütün amaçlarımızdan birisi de bu. Evdeki her şeyleri değerlendirebiliriz. Onu küçük bazı küçük rutuşlarla çok daha güzel bir hale getirebiliriz. Geçmişte bize hizmet etmiş olan tüm eşyalara vefamızı gösteriyoruz bir şekilde ve gösterilmesini de istiyoruz aslında vatandaşlarımıza. Kabak, testi ve vazoları boyayarak renkli desenli ürünlere dönüştürdüklerini ifade eden Eskici Baba Hüseyin Genç, geçmişte bize hizmet etmiş olan bütün eşyalara vefamızı gösteriyoruz. Herkesin bu vefayı göstermesini istiyoruz dedi. Genç, tüm bunların yanında kültür evi oluşturma aşamasında belediyelere danışmanlık hizmeti verdiğini, evinin birinci katında 40 yıllık çalışmayla oluşturduğu koleksiyonla da kültür evi hizmeti verdiğini ifade ederek, evinde oluşturduğu eski eşya koleksiyonunu herkesin ücretsiz gelip görebileceğini belirtti. Bu bir vefadır. Eğer eşyalar bize hizmet ettiyse bu eşyaları bir kenara atmamak lazım. Onlara da vefamızı göstermemiz lazım. Bir şekilde başka bir şekilde değerlendirmek lazım ve mutlaka bir şeye yarayacaklardır. Burada da onu yapmaya çalışıyoruz zaten. Vefa borcumuzu ödüyoruz. Bize hizmet eden bu geçmişteki eşyalarımıza. Bunu öncelikle belediye başkanımız ve buradaki yetkili arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bu civardaki en güzel bir kültür evi açtılar. Kent Müzesi'ni açtı. Bucak Belediyesi bu konuda kutluyorum. Tabii çok önemli eserler verdik. Çok büyük eserler verdik oraya. Bende emanet bulunan eserler vardı. Kendi eserlerim de vardı.
Yani örneğin hiçbir müzede bulunmayan derviş çilesi denen bir şey var. Bugün hiçbir çilede bulunmuyor. Yani Aksaray'da bile bulunmayan şeyler var. Güzel ürünler verdik oraya da. Kutluyorum. Halen de gelişmeye de devam ediyor. Bunu yaklaşık işte 40 yıldır biriktirdiğim ürünler vardı. Bunları evimin birinci katını müze haline getirdim. Okullar geliyor. Onlara bilgi veriyorum. Çocuklarımıza tarih ve kültür dersleri verebiliyoruz. Dışarıdan gelen yabancı misafirler öyle. Onlara bucağımızı, Teke yöresinin kültürünü tanıtıyoruz. Çok da memnun oluyorlar. Çünkü canlı canlı görmek, o havayı solumak tabii çok daha farklı oluyor. Bu hizmetimiz devam ediyor. Bütün misafirlerimize, herkes istedikleri vakitte gelebilirler. Ücretsiz bir şekilde kültür evimizde gezebilirler. O hizmetimiz devam ediyor. Kandil ve testi gibi eski eşyaların yanı sıra süs kabağı boyayarak rengarenk görsellik oluşturan Kadir Erk ise kullandığı boya çeşitleri ve motifler hakkında bilgi verdi. Erk, yaptığımız işlem eski eşyaları yeniden hayata kazandırmak, ömrünü tamamlamaya yaklaşmış malzemeleri sanata dönüştürmek için çaba gösteriyoruz dedi. Test olsun, ağaç olsun, kabak olsun yahut da herhangi bir eski eşyayı akrilik boya, guaj boyalarıyla elimizden geldiği kadarıyla renklerin dansı şeklinde içimizden geldiği şekilde boyuyoruz. Yaptığımız iş bu. Ağaç kabuğundan, ağaç dalından ondan sonra geri dönüşüm olabilecek herhangi bir şeye malzemeyi yani gözümün gördüğü şeyi muhakkak daha fazla güzelleştiririm yani. Ona uğraşırım. Bu şekilde. Yani burada bir nevi sanat olmuş oluyor. Yani bunu hayata kazandırmak, kullanılabilir tabii, hale çevirmek. Tabii aynen dediğiniz gibi. Öyle yani. Geçtiğimiz haftalarda Burdur'daki görevine başlayan Vali Türker Öksüz programı kapsamında Gölhisar ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu. Burdur Valisi Türker Öksüz programı kapsamında gittiği Gölhisar ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu. Kaymakamlıkta aldığı ilçe briefinginin ardından esnaf ziyaretinde bulunan Vali Öksüz daha sonra şehit ailesi ve Çeşme mahallesinde aile ziyaretlerinde bulundu. Göreve başladığı günden bu yana Burdur genelinde ziyaretlerde bulunan Vali Öksüz, Gölhisar ilçesinde esnafları ziyaret etti, onlarla sohbet edip hayırlı işler diledi. Vali Öksüz, Gölhisar programının devamında şehit Mehmet Ali Özer ve Himmet Özbilgin'in ailelerini evlerinde ziyaret ederek her daim yanlarında olduklarını, kapılarının kendilerine her zaman açık olduğunu ifade etti. Programına Gölhisar Çeşme mahallesinde ikamet eden 1928 doğumlu Havvana Üzümcü'yü ziyaret ederek devam eden Vali Öksüz, yaşlı çınarlarda vakit geçirmenin, hayat tecrübelerinden istifade etmenin önemli olduğunu belirtti. Fırsat buldukça yaşlı çınarlarla bir araya gelmeye özen göstereceğini ifade etti. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Dalgar, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarına göre MAKÜ'ye yerleşen öğrencilerin heyecanını paylaştı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Dalgar, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarına göre MAKÜ'ye yerleşen yeni öğrencilere hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Fakültelere dolaşan Rektör Dalgar, öğrencilerle ve akademisyenlerle bir araya gelerek öğrencilerin ve ailelerinin yeni kayıt heyecanını paylaştı. Aileleriyle birlikte şahsen başvuru yapmak için farklı şehirlerden Burdur'a gelen öğrenciler, Rektör Dalgar'la tanışıp sohbet etti. Rektör Profesör Doktor Hüseyin Dalgar öğrencilere, "En az sizler kadar heyecanlıyız. İyi yetişmeniz için akademisyenlerimizle birlikte elimizden geleni yapacağız." dedi. Ailelerle sohbet eden Rektör Dalgar, "Sizin evlatlarınız artık bizim de evlatlarımız. Gözünüz arkada kalmasın." diyerek MAKÜ'nün büyük, samimi ve sıcak bir yuva olduğunu belirtti. Haberlerimizin ardından sırayı hava durumu alıyor.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Burdur ve çevresinde bugün hava az bulutlu ve açık geçti. Bazı merkezlerimizde bugün ölçülen en yüksek hava sıcaklıkları Burdur ve Bucak 34, Gölhisar 33, Tefendi ve Yeşilova 34, Ağlasun 32 derece. Bölgemiz alçak basınç merkezinin etkisi altında. Burdur ve çevresinde bu gece ve yarın akşama kadar hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Merkezlerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıklarına gelince Burdur 18-36, Ağlasun 16-33, Çeltikçi 13-35, Bucak 16-33, Yeşilova 17-34, Karamanlı 15-32, Kemer 18-33, Tefenli 16-33, Gölhisar 10-33, Çavdır 16-32, Altınyayla 13-31 derece. Çevre illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıkları ise Isparta 19-34, Antalya 25-31, Denizli 21-38, Uşak 16-32, Afyon Karahisar 17-34, İzmir 22-34, Kütahya 14-33, Muğla 17-30 derece. Bu gece Burdur'da şener, Bucak'ta seçkin eczaneleri nöbetçi. Kanal 15 Haber Merkezi tarafından hazırlanan, bölgemizden günün gelişmelerini sizlere aktardığımız haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki haber saatimizde yeniden görüşünceye dek tüm ekip arkadaşlarım adına 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor. Vatanımızı bizlere armağan eden, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor. Mutlu akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.